Anneye de günaydın. Popiş'e de günaydın. Hı? 45 dakika oldu. 45 dakika oldu. Fazla uyumaz o gündüzleri. Uyumak çok. Gündüzleri öyle uykusu, öğlen uykusu çok yok artık yani. Önceki gibi değil. İnşallah benim şeyim yolda uzun uyumasın. Otobüste. Tabii aslında geceyi gündüz ayırt ediyorsa otobüse gündüz uyur. Arabanın titreşimiyle uyumayı seviyor. Bebek arabasında daha güzel uyuyor. Daha çok uyuyor. Daha çok uyuyor. Şimdi belki otobüse daha rahat uyur. Mesela her arabaya bindiğinde uyuyor. Evet. Arabanın şeyleri uyuyor. Herkesin kendi annesi. Ya. Ne oldu anne? Ne diyeceğim burada? Ne yaptın? Neler yapmadı ki? Oy. Evimizin altını üstüne getirdi. Hep öyle biz desene. Biz hep öyleyiz desene anne. Hı. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Sen gözükmüyorsun Berlin'cim. Öyle mi? Hemen gözükeyim. Kardeşim gözüküyor. Şöyle. Evet, sizlere başlangıcı kardeşimden yapayım dedim. Çünkü sabahtan işlerim vardı, sağ olsun kardeşim. Hakan'la İsmail'i aldı yani aldı dedim, bıraktım. Ben de dışarıdaki işleri halledeyim. Sana mı gülüyor? Ona bir bakış atıyorum. Ay o konu. Zor öksürtüyor kendini biliyor musun bazen? Evet. Bak. İsmail'in sesi bak. İsmail'in sesi. İçeride kuduruyorlar. Onlar da bugün çok güzel oynuyor. Evet. İsmail'e yaradı bu. Şey bugün İsmail'e yaradı. Bana diyor şimdi az önce yarın kesin gidiyoruz mu? Valla kesin diye bir şey yok dedim. Kesin dedik mi kalıyoruz dedim. Yarınki duruma bakacağım. Yarın zaten otobüs firmasına diyeceğim. Metro ile gidiyoruz ya. Kız beni ara abla dedi. Ona göre de haberleşelim de boşuna gitme otogara dedi çocuklar. Çocuklar da gördüğün diye. İyi oldu ama var ya işlerimi hallettim ya dışarıdaki. Çünkü Hakan'la istedim halledemezdim. Hallederdim ama bir de hava da biraz zor olurdu. Bir de bugün acayip esiyor. Bugün esinti var. Ben bir aşağıya parka mı indirsem diye düşündüm. Baktım esiyor. Vazgeçtim. Ben de dışarıdayken hızlı yürüdüğüm için ben çok fazla şey hissetmedim. Soğuğu hissetmiyorum ben. Ama yürümesem bir şey olduğu zaman geçen annemlerle çıktığımız zaman bir yerde 10-15 dakika oturduk da üşüdüğümüz zaman hissettiğim bak. Bayağı üşüdük bak. Nazlanmaya bak. He. Hay Allah. Ne oldu anne? İyi, keyfi yerinde bugün. Keyfi yerinde. Geç kalktığı zaman keyfi çok güzel yerinde oluyor. Uykusunu tamam aldığı zaman da şey, dün akşam işte biraz geç yattı ama geç kalktı. Ben 8'de yattı akşam. Sen de işte mesajlaştık ya. 9'da mı ne kalktı? 9-9.30 gibi kalktı ben. Ben sana dedim ama bu çocuk gece kalkar diye. Ama kalkacağım ben uyutmadım ben. Kendisi yattı uyudu. İsmail dedi ki anne de uyumuş dedi. Kaldırdım. Oturttum uyandırdım. Oturdu ya uyumaya devam etti bu sefer. Oturup uyuyor da uyumaya devam edince bu sefer mecbur yatırdım. Yatırdım. Evet. Böyle uyuyor böyle oturdu yerde. Niye öyle oldun teyze? O gün kaçta kalktı ya o? Erken kalktı. Erken kalkmadı da gündüz erken uykusunu yaptı o. Bu saatlerde uyku yaptı mı akşam 11-12'ye doğru yatıyor. Doğru yatıyor, anladım. Rahat oluyor o zaman. Vallahi artık 11-12'de yattığı zaman bile Hakan'a şükrediyorum ben. Buna şükrediyorum çok mesela. 11 iyi canım, 11 iyi. Önceden ben 2'ye kadar oturduğumuzu biliyorum ben her gece. Düzelecek yavaş yavaş. Emdiği zamanlarda öyleydi. Bakışa bak. Şişikleri güzel. Annem, kara kuzum. Oh çingenim. Annem de telefon gitti yine. Gitti telefon. Gelitti telefon. Neyse Allah'tan hava üstüne gitti. Gördün mü? Evet. Yapayım bir kahve içer misin? Aa içerim vallahi. Türk kahvesi. Sen şekersiz içiyorsun ya. Ha ben şekersiz içiyorum. Sana şekerli yaparım canım. Ya ben de şekersiz içeyim. Sana ayak uydururum ya. Tamam. Benim için sıkıntı olmaz. Seni sevme. Kimseye gitme. Sakın olma. Neydi o şarkısı? Bayağıdır müzik dinlemiyorum. Aa, ben sürekli, yine yarım çıktı. Ben sürekli olarak müzik dinlerim. Benim kulaklığım hiç kulağımdan eksik olmaz. Temizlik yaparken müzik dinlerim. Yemek yaparken müzik dinlerim. Çamaşır patlarken müzik dinlerim. Mutfakta bir şey yapıyorsam yine müzik dinlerim. Bende şey de var. Spotify. Ha Spotify o bende de var da. Ben Spotify'yi sürekli olarak hiç buraya gelirken bile dinledim bak. Ben kendi listemi de oluşturuyorum.
Mekrem hep bunlar şimdi. Otobüsteyken de dinleyeceğim. Otobüsteyken Hakan ayı çok severim. Uyuyordu mu? Şey yaparsın. Dinle. Yolun nasıl gittiğini bile, gittiğini bile anlamazsın. Yolda yürürken bile müzik dinliyorum ben. İyi arabadan altına kalmıyor. Yok canım, o kadar dikkatli gidiyorsundur. Bazen dikkatimi kadalıyorum. Karşıdan karşıya geçerken dikkat ediyorsun ama bir anda araba geldiği zaman sesini duymuyorsun. Duymuyorsun, evet, o tehlikeli. O tehlikeli. Bursa'da şimdi kar çoktur. Kar varmış. Sevda ile konuştuk da abla kar yağıyor dedi. Çok güzel ama dedi. Bu iş İsmail'e yarayacak. Ben onu biliyorum sadece. Evet. İsmail'i çok sevecek. Ne mi kız? Hı? Ecrin gibi saçlarımı kestirecek. Ecrin gibi saçlarımı kestirecek. Ne yapıyorsa ben şeye kar. Bursa'ya kar yağıyor şu anda. Yağar. Zaten biz 11'de varacağız ya. Evet. Eksi 5 olacakmış o zaman. Bu telefondan sadece şu anda bir haftaya geçti. Bursa'nın hava durumunu takip ediyor. Sürekli olarak. Ecrin de öyle. Bir yere gidecek olduğumuz zaman mesela biz de çoğu zaman Ankara'ya gideriz. Kışın Ankara'ya hemen bakar. Şeyden, hava durumu. Bir hafta ya da köye gidecek olsun Ebru ablamla. Kışın hemen bakar. Hemen. Çocuklar seviyor kendilerini. Kar gerçekten çok seviyor. İsmail'in de dünyada kar. Uyuyorduk biz. Leyla uyandırdı beni. Ne yapıyorsun dedim. Yatıyorum. Kalksın da kız dedi. Kar yağıyor. Ben sana söylemedim. Kar yağacak dedi. Kalk demedim dedi. Dur Leyla kalk dedi. Hemen İsmail'i uyandırdım. Çocuk karı görsün dedi. Hemen İsmail'i uyandırdım. Şey yaptım. Balkona çıktı, sonra terasa çıktı. Bir aşağı ineyim dedim. Aşağı inip çıkmak gözüme kesmedi. Terasa çıkmak daha şey kolayına geldi benim. Terasa çıktık zaten, hemen de gitti. Biz de Ecrin'le bahçede dolaştık. Hmm. Kar başladı. Hemen Ecrin'i uyandırdım. Bu uyumasaydı, ha bu şey uyuyordu. Ha. Şey olmasa da İsmail'i yine ben şey yapacaktım, evet. Dışarıya çıkaracaktım ama bundan dolayı şey yapamadım. Organize sanayi öğlene kadar yağmış. Tabii orası biraz daha yüksek. Göçe bağlı ama teyzem dur. Açamadım diye sinirlendim. Benim şey liseden arkadaşlarım var. Bizim grubumuz var. Lise grubu, ticaret. Yavuz yazmış. Organize sanayiye lapa lapa yağıyor dedi. Organize sanayiye geç. Belek tarafına da yağmış. Belek aslında çok da şey değil, öyle tepede kalan bir yerde değil. Bir de denizin dibi. Denizin dibi. Oraya da yağmış. Yani bu şehir içine yağdığından daha fazla yağmış. Ama gerçekten... Tutmuş resmen oraları. Tutmadı. Biz şeye çıktık, yukarıya çıktık ya, günün suların petekler. Bembeyaz olmuş. Evet. İsmail diyor ki, hadi diyor, bembeyaz olmuş. İşte şöyle amcana birazcık aldı, onunla oynadı. Ama hakikaten soğuktu. Şeyden, kardan sonra gelen soğuk kötü oldu. Evet. Evet, çok soğuktu. Çok soğuk oldu. Evleri ısıtmakta gerçekten bilmiyorum ben. Zorları yok. Benim hep zor ısınıyor. Seninki en tepede. Bak benimki en tepede. Benimkisi en kötü yanı şu anda ne biliyor musun? Beton suyu komple çekti beni. Buz gibi. Buz gibi. Şimdi biz yukarıyı da yaptık. Üstü de kapattık. Yukarıya su veremiyor. Bütün su şeyi aşağıya veriyor şu anda. Ve her şey kustu. Her yerden küf çıkarmaya başladı tamam. Bütün her tarafın bildiğiniz küf oldu. Ay benim koridorda yoktu. Tavanda koridor küf yaptı. Feyzan odasında yoktu, küf yaptı. Mutfak dahi küf yapmaya başladı tavanlar. Banyo mahvoldu. Banyonun tepesi bitti yani ben size söyleyeyim. Banyonun tepesinde hiçbir şey gözükmüyor şu anda. Sadece küf oldu. Orası ne zaman kesel dönüşümde girecek ki? Oradan kesel dönüşüm daha var. Var mı? Bizim orası Nihal ablayla biz konuştuk. Burası büyük bir yer olacak dedi. O görmüş belediyeden şeyini de. Biraz daha sürer o dedi. Neyse, otursa çok önemli de yazın şu tam yazın sıcaklarda iyice sıcağı yesin. İşe girerken boyatacağım mecbur. Benim yatak odasından sıvalarım dökülür abi. Ya düşün. Aslında ben... O da ben masa tutup biliyor musun? Sen oraya bir şeyler yaptırılacak diyordun. Yukarı yaptırdık. Niye o tekrar öyle oldu? Hayır, şimdi yukarıda biz kapattığımız için şeyi yukarıya vermedi. Kusmayı yukarıya verdi. Hepsini aşağıya saldırdı. Şimdi sürekli hep aşağıya kusacak içinde kalın her şey. Bir de soğuk olunca daha da kötü kustu. Eyvah. İşin zor oldu. Benim banyo tepesini komple değiştirmem lazım. Banyo tepesi çok kötü oldu. Benim banyo tepesinde şey var. Bu alçıların şeyleri var ya. Kenarları. Onlar alçı değil. Hani hafif olanlar var. Biliyorum. Neydi onların ismi? Köpük gibi ya.
Sana o şey biliyorum ben şey ismi benim aklıma geldi. Benim de aklıma gelmedi. Benim banyon tepesi sırf o şekilde verdi. O var ya buharı yedikçe yukarıdan da şey yedikçe emdi ve komple siyah oldu. Dedim onun yerine o tavanı komple değiştirmem lazım. Ev tekrar boyayacağım. Kızma fondu kız. Duvarlarım gitti yani boyadım duvarlar bile mahvoldu biliyor musun? İşim zor. Ya onu da nasıl yapayım? Bunu nene bir fırça ver boyasın Ali'ye. Tavanı ben boyayamam. Tavanı mutlaka benim boyatılması lazım. Çünkü benim şu şeyler yok mu? Alçılar da karardılar. Yani o bir yukarıdaki ihmalkarlık var ya, iki senenin ihmalkarlığı beni mahvetti. İki sene boyunca dil döktüm. Şunu yaptırın, şunu yaptırın, yaptırın dedim, yaptırmadılar, beni mahvetti. Masraf, masraf. Şimdi onun masrafı var, taban boyanacak, alçılar boyanacak, duvarlar boyanacak. Boyanmışken bu sefer komple evi boyattım artık. Tabii canım. Üç tane oda boyanacak zaten. Üç oda boyandıktan sonra koridor mutfağı da boyat, bitsin. Evet. Yapacak bir şey yok. Bak zaten koridor da boyanacak, koridor da duvarlar şey yok. Işte. Yaza doğru bakacaksın artık. Yaza doğru bir boyatçı da yapacak bir şey. Değil mi aşkım? Ay. Böceğe düşmez olsun. Değil mi? Gözleri daldı ama. Daldı evet. Hadi teyzem. Ye teyzem beni. Oh afiyet olsun. Başta bir yalasın bir nurelleme. Ben görmedim. Şunun içinde portakallar vardı. Sen mutfaktan al. Ben mutfaktayken buraya getir. Her yer portakal, elma. Ya. Bizim evde var ya oturma odasının her tarafı çanak çömlek. Evet öyle. Şey ay, değil. Üzüksün. Annem üzerime mi koydun bebeğim? Gel. Ben yiyeceğim. Ham yapacağım. Gel sen ye al. Mam 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 mam. Mam 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 mam. Mam. Sen bu, onu bana ver. Bunu sen al hadi. Al teyzeciğim. Hani mama. Mama. Gel gel gel. Yo onu kandırabilir misin hiç? Kandıramazsın. Dur al. Hi, I'm Ruby. Ruby de olmasa da. Ruby'yi de istemiyor ama. İstemiyor. Şey yapsana teyzem burada. Kukuluyu mi seviyor? Evet İsmail kukuluyu açsana annem onu sen. Onu çok seviyor. Azıcık şey yapsın kendine gelsin. Ay. Keyfi yok gibi şu anda da baksana. Dur. Muzu etsek mi ki? Hayır öyle yiyor. Öyle yiyor. Yiyor. Çok güzel yiyor o. Maşallah var. Bak ben yiyorum bak. Mam 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 yapıyorum. Ya hiç umurumda bile değil. Değil vallahi. Eve gideceğim daha bavul hazırlayacağım bari. Yarın Allah nasip ederse sana yolculuk. İnşallah. Bavulu kapatmayacağım da siz de gelirsiniz. İnşallah arkandan biz de geliriz. İşte ben kayınvalidemler gelecek bugün. Onunla, onun da ayaklarında kayınpederime ilaç vermişler. İlaçla devam et demişler. Kalçasında platin vardı ya. İşte bir iki de sanırsam tam net telefonda yani anlayamadım. Akşam gelince konuşacağız. Kayınvalideme yalnız iki ayağında da kireçlenme varmış. Büyük ihtimalle ameliyat demişler ona da. O da ameliyat olacak. Ay ben zor ya. Zor. Evet o da onu düşünüyor şimdi. Bir de iki ayak olunca evet. Ne kadar zor. Allah kolaylık versin. Ha, sol ayağında daha fazlaymış hatta. Ne yapacaklar ameliyatta? Ben kireçleri mi temizleyecekler? Anlamıyorum ki. Kireçlenmede şey bu sanırsam sıvı kaybı da vardır sıvı onda. Sıvı kaybı oluyor. Şeyde bu kıkırdak mı diyorlar ona? Kıkırdak yitirmesi oluyor. Benim bildiğim yani belki yanlış da söylüyor olabilirim ama benim daha önceden hani kulaktan duyma ya da o ağrı mı var dizlerinde? Var. Var. İşte bu ağrılarda ben ona eski apartmanda da Şerif ablayla otururken Ayşe abla da vardı. Sıvı kaybı başladı evet. Belgin dedi. O sıvı kaybı başladı bir daha o sıvı yerine gelmiyor dedi. Öyleymiş. O evet, gerçekten o çok kötü dedi. Ağrıda dizlerini kıramıyormuş. Bize daha önceden hani ayaklarım öyle çok şiddetli ağrıyor diye hiçbir mesela hani sıkıntı da şeyde bulunmadı kayınvalidem. Hazır buraya kayınpederimi getirmişken. Bakınayım dedi. Bakınayım dedi. B12'si çok düşmüş mesela. Onu şey yapmışlar, ilaç vermişler falan. Onlar bugün sabah çıkmış, tahlilleri dün vermişlerdi. Bakalım işte akşam gelince tam net konuşacağız. Ne diyecekler? Yani Allah sağlık versin. Hani ameliyat olursa Gazipaşa'da zor. Çok zor bir yer. Yani burada ben şimdi evdeyim. Gelirler. Ben ilgilenirim, bakarım. Çünkü diğer çocukları okuyor. Çalışıyor.
Onlar çalışınca daha da zor. Daha önce zaten kayınpederim ameliyat olduğu zaman ben bir 5-10 gün izin almıştım. Evde ben kendim ilgilendim. Onlar devlet memuru olunca biraz daha zor böyle izin almaları. Yok, bir tanesi ben öğretmen zaten. Yerde devlet memuru. Onların hani izin alması daha zor. Benim de o zaman içeride birikmiş izinlerim vardı. O zaman ben ilgilendim kayınpederimle. Yani şimdi gene böyle bir şey olursa evdeyim. Gene ben ilgilenirim. Ama seviyorlar. Burada rahat ediyorlar. Rahat ettikleri yerde kalsınlar zaten. Evet. Yanlış anlama. Ha kendi kızının evinde kalmış, ha oğlunun evinde kalmış. Hepsi tabii zaten onun kendi evi sonuçta. Ayrı gayrı olmadığı için ama ay ben dizlerine çok üzüldüm ya. Dizlerde evet, hakikaten sıvı kaybı varsa o sıvı kaybının tedavisi de yokmuş yani. Artık ilaçla, iğneyle, ağrı kesicilerle nasıl bir şeyler oluyor tam bilmiyorum ama bakacaklar artık. Allah'ım geçmiş olsun. Neyse göremezsek de benden de çok selam söylersin belki. Aleyküm selam. İşte onların şeyine bağlı. Bursa olayından onu araya girdi. Onların durumuna bağlı. Hani bizim de gelip gelmememiz. Belki bugün gelirler. Belki hani ilaç kullanacaksa 15-20 gün sonra ya da bir ay sonra gel derlerse biz hani Yüksel iş yerinden bir iki gün yıllık izni var daha içeride. Oradan alıp önce dediğim gibi Ankara yani planımız o. İnşallah. Daha sonra da Bursa... İşte plan yaptı mı? Planlar plan tutmuyor. Evet tutmuyor. Aa bak ben iki gün önce Bursa'ya gideceğim diye plan yaptım. Aa ne oldu? Biz o gün var ya Leyla'ya gittim. Bavul alacağım. Valiz almaya gittim. Leyla'yla konuşuyoruz tamam mı? Kaç gün kalacaksın dedi. 10 gün kalırım herhalde. Hani 3 günlüğüne gidiyordu kız dedi. 10 güne çıkardı şimdi dedi. 10 gün kalacağım işte gezeceğim derken yarım saat sonra telefon geldi gidemiyorsunuz diye. Ama Yüksel dedi ki ay, şimdi hani ben de sen de geleyim diye muhabbet ettik ya o zaman. Hani o benim için sıkıntı değil. Sen git ama Bursa çok soğuk dedi. Annesi gelir de gelince o zaman belli değildi biliyorsun. Çok kar yağacak dedi Bursa'ya. Öyle böyle derken Yüksel o günden sonra her gün Bursa'nın şeyine hava bakmaya durumu başladı. Hava durumuna İsmail bakmaya başladı. Gibi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Belgin dedi gidemez Bursa'ya dedi. Niye dedi? Ben çünkü onun gideceği tarihlerde aşırı kar yağışı varmış dedi. İşte. Mesela bir gün önce gitseydim aslında ben 2-3 gün önceden gidecektim. Erteledim ya. O gün gitseydim gidecektim. Evet. Ama o zaman aldığım tarihte kaldı da neyse bakalım kız dedi ya bakalım yarına bakacağız. Her şeyin. Yani nasip kısmette ben her işte bir hayır vardır. Belki bugün aynen. Gitmemin de belki bir şeyi vardır aynen. Yani şey değil. O da yani. Hatta Yüksel bir ara şey bile dedi. Hani Belgin'e söyle daha o zamandan. Biletini isterse hani iptal aldın ya sen. İptal ettirsin. Gene annesi gelin durumu belli değil. Olmazsa biz hani beraber gideriz dedi. Sonra hava durumuna da bakıyor. Ya diyor. Çok da diyor kar yağışlı olacakmış diyor. Nasıl gideriz falan dedi. E dedim bizim tekerlekler kar tekerler değil mi dedim ben. Öyle dedi. Kar lastiği. Ne kadar kar lastiği olsa, olsun dedi ben tedirgin olurum bak, dedi. Bak kar lastiği de olsa zincir de taksa kaydı mı kayıyor evet, bari. Evet öyleymiş. Hiç şey aynen. Yok onun şeyi aynen. Yok o yüzden gerekli. O gerektim. Da hani otobüs değil öyle biz kendi aracımıza geleceğimiz için çok gene böyle kar yağışı bir şey buzlanma olursa gene yola çıkmamız. Tamam canım. Yine haberleşiriz biz bir hayırlısına bir gidelim. Aynen aynen. Aynen. Bizim daha ne yapacağımız belli değil. Bak. Onlarla güzel oyun ya alıyor. Şunu portakalları çıkarmış bunun içine giriyor. Allah'ım bu çocuk ne seviyor böyle şeylerin içine. Geçen de var ya legolara koyduğumuz küçük yeşil kutu yok mu? Onun içine oturmuş bari. Artık büyüyorsun sığmayacaksın onlara. Aa çok seviyor onlara otursun sen yeter. Sen onu öyle şey al. Kutu al. Kutu al. Girsin içine. Var ya evde her tarafımız kutu bizim. Kutu hayır o yeşil artık küçük. Yeşil küçük ama. Ne bileyim bak çamaşır sepetlerini alıyor. De çamaşır sepetlerin içine oturuyor. He bak gülüyor. Gidiyor. Sen bunu bugün şey yap. Kaşla göz arasında mouse'u al. Dur bu kumanda senin değil. Ben sana kumanda vermiştim. Nerede? İşte al teyzeciğim bak. Bak bu senin. Onun evde bari bir tane mouse'u var. Ben bilgisayar başına bir şey yaparken o mouse'u alıyor. Benle beraber o da bir şeyler yapıyor. Sürtüyor. Sanki o hareket ettiriyormuş gibi. İsmail'in elinde bugün kumanda olunca elinden almaya çalışıyor. Bizim de bu kumanda eski. Çıkardım hemen pillerini verdim eline. Bari farkında mısın? Senin bu tencerenin altı yanıyor hala. Aa, ben onu kapatmamış mıyım? Hayır. Hemen kapattım. Ben onu kapattım zannediyorum. Hayır ben de şimdi az önce şurada ışığını gördüm de baktım tencere hala yanıyor. Ben tüp kaç para oldu diyorduk. 250 lira oldu diyorsun. 250 bir yeri aradım, 250 bir yeri aradım. 240'ta 240'tan aldım. Hayır onu diyorum bak tüpü açık bırakıyorsun. Ben 240 lira olmuş ama, diyorsun. Vallahi abi. Ya ben nasıl ya, bazen işte. Kafa ama, gerçekten dalgın alıyor kafa. Berri çok güzel bir pilav yaptı. En sevdiğin pilav? En sevdiğim nohutlu.
Ben nohutlu pilav aşırı derecede çok severim. Karabiber, pul biber atacaksın, harika olur. Ay ye, ondan sonra kilo. Ama yok, yani çok da hem tavuklu yapmaz. Hem de nohutlu yaptım ama harika gözüküyor bari. Neyse, pişirmişken biz de alır eve götürürüz. Evet evet, tabii işte o yüzden, o yüzden biraz fazla yaptım, fazla sağ yaptım. Olsun. Bulgur da ilave ettim içine. Çok güzel gözüküyor ama bari. Ve afiyet çok güzel olsun. De kokuyor. Evet, sırf tereyağına kavurdum. Tavuklu pilav yaparken başka... Ya gerçi normalde de pilav yaparken sadece tereyağına yapsanız çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok güzel bir tereyağı yaptığın zaman ben elindekine bak. Elimdeki de işte biraz önce bunun muhabbetini ediyorduk. A101'den geçenlerde alışveriş yaptık. 1.25 litresi uygun mu değil mi? 5 litreyle karşılaştırıp onu konuşuyorduk Berlin'de de. Uygun mu? Pek uygun değil. Aslında uygun, pardon. 5 litre 160 liraya geldiği zaman bunun 5 litresi 120 lira. Ama bundan 4 tane alırsan... İşte 120 liraya geliyor o zaman. Aynen. 5 litresi sana bunda. Uyguna gelmiş oluyor. Tabii canım, 40 lira. Ben de bundan sonra 5 litrelik almayı düşünmüyorum. Zaten normalde alışverişlerinizi BİM'de A101'den yaptığınız zaman... Herkes öyle yapıyor. Her indirime geldi mi bundan bir tane alıp koyacağım. Ne yapayım? Ben ne yaptım? A101'e sürekli olarak geliyordu Berrim. Benim bulaşık makinem deterjan ayırt etmiyor. Kimisininki sadece finish kullanır. Fairway kullanır pardon. Finish'i kullanmaz. Gülcan'ınki de Lerer'inki finish'i kullanamıyor. Allah Allah. Sadece fairway kullanır. Benimkisi fairway dedim işte, anlayın artık. Onu şey yapamıyorum ben de. Benimkisi hiç ayırt etme. A101'e her alışverişte 50 tanesi 25 liraya geliyordu Berrim. Bak 50 adet finish 25 liraya geliyordu. Ben ondan bayağı aldım koydum. Benim hemen hemen bir senelik bulaşık deterjanımı ben çıkardım orada. Her gün yıkarsam evet. Şayet. Ama evet. Bana çok uyguna geldi. Ben tanesi 50 kuruş. Evet, uyguna gelmiş. Çok aynen. Uyguna geldi. Ona çok dikkat etmedim ben. Ben deterjanlara çok dikkat ediyorum. Yağa da çok dikkat ediyorum şu aralar. Evet. Bunları sürekli olarak kullandığım için hep tükettiğim için. Ama her zaman gelmiyor işte. Farklı farklı dönemlerde geliyor. Hı-hı. Ama finish'i eğer sen de bir takip et. A101'de evet, de oluyor bak. Evet. Ben ondan 50 şerlikten 3-4 paket mi? 4-5 paket mi aldım koydum bak. Dursun diye. Ben de alayım. Ya artık ya deterjan oldu mu? Ben indirimleri takip ediyorum. Sana dedim ya bak, internet sitesinde 5 litrelik ayçiçek ya Orçoğlu 125 liraya düşmüş. Evet. Alıp koymak lazım. Aynen öyle. Devir ekonomi. Gerçi ben şey ya bizde şeyden dolayı çok gitmez. Zeytinyağından. Ben karıştırıyorum, kayınvalidemlerden geliyor ya. İşte ben zeytinyağı kullanmak için ben ayçiçek yani çok kullanıyorum. Ama sen bak ben sana söylüyorum bak, bir kokusuna şeyine bak, hiç yok kayınvalidemin. Karıştır ikisini böyle yarı yarıya karıştır. Hiç fark etmezsen hem zeytinyağının gıdasını da almış olursun. Tabii canım, zeytinyağının şeyini de almış oluruz da ne bileyim, hiç denemedim. Bak ben şimdi birazdan sonra bak şimdi çıkartacağım. Dur. Çıkar bakalım. Bir çıkarayım. Bir bak. Şey yaparsan boş şişe var. Ben sana doldurayım. Bak götür git. Yağla karıştır. Bak Leyla da karıştırır. Ben karıştırırım. O da salataya sadece zeytinyağı kullanırım. Salataya sadece zeytinyağı kullanamayan bir insan olaraktan ben bak şöyle yapacağım ben. Ha kokla bak ben, tadına da bakabilirsin. Yok ben tadına bakamam. İşte bak bu koku beni sevmiyorum ben. Dur. Kız yok. Şu bundan kalma, dur bir dakika. Bundan daha ağır kokanlar var. Kayınvalidemin hiç yok. Asit oranı mı neymiş? Tabii asit oranı çok yüksek değil mi? Evet. Bak bunda da var. Leyla'nınkinde de var işte. Sen hiç yemedin. Ya ben hiç yemediğim için gerçekten hiç alışık olmazsa alışmak gerekiyor. Sıvı yağından daha lezzetli geliyor şimdi. Ne sen buna birazcık ver. Ben sana bunu... vereyim bak. Sen yani tam yarı yarıya yapmasan bile yavaş yavaş katarım. Sonra alıştıkça ben yarı yarıya yapmaya başlarım. Aynen. Ben alışmadan bir anda yarı yarıya yapamam. Gerçekten zeytinyağını yani... Çok yararlı ama ben kullanamıyorum. Bende bir zeytinyağı özürlülüğü var. Ben sana bir şey söyleyeyim. Sen bunu kullan. Hiç pişman olmayacaksın. Her sene isteyeceksin bundan. Ben iş yerinde çalışırken kendime bir ara iş yerine götürdüm zeytinyağı. Salatalara falan koyuyordum orada. Tesadüfen çamaşırhanede çalışan bir abla geldi. Bergüzel abla, kulakların içindesin. Selam olsun Bergüzel abla buradan da. Selam olsun. O dedi ki ne yapıyorsun, bu kimin dedi. Benim işte Gazipaşı'dan getiriyorum. Ben kendim burada kendi salatamı koyuyorum dedim. Ay bir baktı Berlin, dedi ki bana bundan varsa Allah rızası için lütfen getir. O dönemde kayınvalidemlerin bahçesinde maşallah bir sene çok verir bir sene az verir zeytinden. O kadar çoktu ki aradım dedim var mı? Var dedi. Aldım mesela götürdüm onu. Ondan sonra beni her sene arıyor da dedim ben biliyorum da sen beni arıyorsun da biz zeytinyağı satmıyoruz. Ben sen çok ısrar ettiğin için verdim dedim mesela. Neyse koy bakalım, olmazsa deneyelim. Dediğim gibi bir anda olmaz, yavaş yavaş. Aynen. Yavaş yavaş. Tutayım mı? Tutsun.
Oluyor öyle sesler. Bari senin sesine dua et. Ben Hakan'ın sesinden benimkisi. Ne oluyor biliyor musun? Evet. Ben arkadaşlardan genelde özür diliyorum. Yani çıkardığım sesler, Hakan'ın çıkardığı seslerden dolayı ama gerçekten yapacak bir şey olmuyor. Çocuğun sesini kısamıyorsunuz. Çocuğa sus da diyemiyorsunuz. Aynen. Ya hiç çekim yapmayacaksın ya da çocukla beraber bir şeyler ayarlamaya çalışacaksın ya. Evet, gene sen şey yapıyorsun. Alıştım artık ben. Çocuk var. Bak içeridekiler nasıl kuduruyorlar. Seslere bakın, seslere. Yani oynuyorlar, bir araya geldiler. Aman eyleme, ben oynasınlar. Allah var, Ercin Aha, İsmail. Çok güzel anlaşıyorlar. İkisi de sessiz, sakin, uyumlu oldukları zaman birbirlerine ayak uydurur. Hani kız erkek ayrımı da yok. Hani mesela biri kız biri erkek anlaşılmaz şey de yok. Aynen. İsmail Ercin'in oynayacağı oyunları oynuyor. Evcilik Ecrin'de. Olsun. Ecrin de İsmail'in oynayacağı oyunları oynuyor. Top oynuyor. Güreşiyorlar bazen. Ha. Bir onun istediği oluyor, bir onun istediği oluyor. Ve onlar birbirlerine ayak uyduruyorlar. Zamanlarını ayarlıyorlar yani. Şey yapmıyorlar. Ne diyeyim? 10 dakika Ecrin'in oyunu, 10 dakika İsmail'in oyunu diye kendileri ayarlıyorlar. Ben hiç Ecrin'le İsmail'in kavga ettiğini hiç şey yapmadım. Duymadım. Ben hiç şey yapmadım. Bana şikayet de gelmediler. Evet. Hiç şikayet de gelmediler. Erin Hanım'ın telefonu çalıyor. Aynen. Gibi. Pilavımız hazır. Maşallah şişti tencereden. Taşacak neredeyse. Ama çok güzel gözüküyor. Şöyle Ecrin gel pilav pişti. Oo. Teyzem gel. Bak. Ecrin pilavı bekliyordu. Bakar mısın? Gördün mü? Ecrin dayanamıyor zaten. Şöyle ama çok güzel iyice. Ecrin. Evet. Karıştıralım. Ecrin kan şekeri düştü. Çorba iç diyorum. İçmiyor. Pilavı bekliyor. Beklenmeyecek gibi de değil ama bari pilav. Hiç dayanamaz o. Pilava hiç dayanamıyor. 2-3 gündür de istiyor zaten. Ecrin artık evde bana sipariş veriyor. Öyle mi kız? Tabii. Bugün pilav püre yap. Yarın bunu yap. Yarın onu yap. Anne aşçı olunca ne yapacak? Evet, hepsinden istiyor. Evdesin ya diyor ya. Evdeyim. Evet, çalışırken de isterdi de onu ha deyince yapamazdık. Evet, şimdi evdeyiz dediği gibi. Yapacak. Bana yemek öner diyorsun. Ben biliyorum. Evet. Kendi sevdiği yemeklerin hepsini öneriyor buna. Pilavımız böyle hemen çocuklara koyalım, yesinler. Afiyet olsun. Evet, afiyet. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş varizimizi hazırlamaya başlayabiliriz. Şöyle bir. Daha koyacaklarım var tabii. Şimdi bunlar benim aklıma gelenler ve içine yerleştirdiklerim. Sabaha kadar, yani yarına kadar zaten variz açık olacağı için aklıma geldikçe aklıma bir şeyler takıldıkça geldikçe onları tek tek zaten yerleştiririm zaten. Mutlaka bir şeyler unutuluyor yani. Ne kadar isteseniz bile şey bile yapsanız unutulan şeyler oluyor. Allah'tan bir mani çıkmazsa, bir aksilik çıkmazsa yarın inşallah saat 1'de otobüsümüz kalkacak. 1'de kalkacağı için 11.30 gibi artık yavaş yavaş evden çıkmaya başlarız. Çünkü biraz eşyamız çok. Eşya çok dediğim. 2 tane valizimiz olacak. Asil'in puseti olacak. Yani ne diyeyim, puset dediğim. İşte yani taşıma şey çantası olacak. Hakan'ın puset arabasını götüreceğim. Baston arabasını götüreceğim. Çünkü orada ihtiyacım olabilir. Çünkü kucağımda taşımak istemiyorum. Orada eğer gezmeye gidebilirsek, gezebilirsek tabii ki de tam olarak Sevda'yla bugün konuştuğumda abla kar yağıyor dedi. Burası çok güzel dedi. Bursa harika dedi. Bekliyor yani. O da bizi bekliyor büyük bir heyecanla. Bakalım. Yani onlar olacağı için Hakan'ın normal kendi çantası olacak. İsmail kendisine isterseniz bir çanta hazırlayacak. Tabletini koyacak, defterini koyacak, öğretmenin verdiği ödevlerini falan koyacağı. Bir çantası hazırlayacak derken biraz fazla çantamız olacak. O yüzden 11.30 gibi önce yavaş yavaş evden çıkmaya başlarız. İnşallah diyorum. Yani yarın saat 9-9.30 gibi firmayı tekrardan arayacağım. Eğer seferlerde bir iptal yoksa gideceğiz. Eğer seferlerde iptal olursa yine kalacağız. Ama biz akşamdan yine de valizimizi hazırlayacağız. Benimkisi yine geldi. Şimdi burası Hakan Bey'in. Hakan Paşa'nın. Hemen bütün takımlarını aldım. Ben fazla almayı seven bir insanım. Ben fazlası eksiği olsun da fazlası olmasın. Benim için önemli değil. Bu İsmail'cim. İsmail'cimki nedense az daha az gözüküyor. O neden? Çünkü İsmail de aynı sayıda aldım. Zaten arkalarında iş çamaşırları var. Şurası da bana ait. Nedense benimkisi daha fazla gözüküyor. Çünkü İsmail'e sanki hiçbir şey almamış gibi gözüküyor. Yo. İsmail nasıl bakıyor? Yo.
Yo, İsmail çok heyecanlı. İsmail anne diyor biz plan yapmayalım. Kesinlikle ama kesinlikle de biz plan yaptığımız zaman ne planlarımız tutmuyor diyor. Bir aksilik çıkıyor diyor. Gidemiyoruz dediği için çocuğum. Plan yapmıyoruz. Tamamen plan dışı hareket ediyoruz. Yani plan yapmıyoruz. Plan dışı hareket ediyoruz. Bu yani. Şuraya da berelerimizi aldık. İsmail şimdi gittiğimiz zaman kar oynayacağı için kar eldivenlerini aldı. İsmail şu küçükleri de aldım ama Hakan'a giydirebilir miyiz? Ne? Küçük kar eldivenlerini aldım. Giydirebiliriz. Biz yine de götürelim de yanımızda. Ne olur ne olmaz. Evet ne olur ne olmaz. Senin berelerini aldım. Senin kararlarını aldım. Normal eldivenlerini aldım. Dursun. Çamaşırlarını fazla fazla aldım. Zaten kuzenime gidiyoruz. Kuzenim de herhangi bir tane ne diyeyim ben size. Aferin. Kitaplı boşaltıyor şu anda. Evet. Şey yapacağımızı zannetmiyorum. Çok rahat ederiz çünkü. Kuzenim de sağ olsun çağırıyor. Bayağıdan beri çağırıyor beni o. Yani annemle ablamla kardeşlerim Bursa'ya gitmeden önce bile biz telefonlaşmıştık. Gel 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 diyordu sürekli olarak. Bugüne kısmetmiş. İnşallah. İnşallah yarın. Evet, aynen yarına kısmetmiştim. Sen valizi getirebilir misin bebeğim? Büyük mü küçük mü? İkisi de iç içe zaten. Sen komple büyüğü getir bana. Siz burayı bir görseniz dağıttı. Her tarafı dağıttı şu anda. Bütün kitapları indirdim. Şimdi hazırlık yaparken Hakan'a bir tane de bir kalem defter boya da alacağım ki yolda hiç olmasın. Onunla da oyalanır. Hakan arabada arabada uyumayı sevdiği için inşallah uyur diye tahmin ediyorum. Yarın saat 9.30 gibi ben bunu kaldırsam otobüse bindikten bir yarım saat sonra uyusa bu arabanın titreşimiyle çok güzel uyuyor. 2-3 saat rahat uyuyor. Böyle bir 2-3 saat inşallah uyur diye ümit ediyorum yani. Öyle bir ümidim var. Tabii ki de tam tersi olurmuş, hiç uyumazmış. Yandık, yandık külüm. Hem de baba derler ya bizim pis uyusu bulacak. Bakalım yarından inşallah yolda çekim yapmaya çalışacağız. Annemle ablam çok korkuyor. Yolda ben çocukları kaybederim. Yeterim diye. Eşi aşırı derecede korkular ama öyle bir şey olacak. Biraz çocukları kaybederler unutma. Aşkım yapma. Hayır. Aa hayır. Hayır. Aa sen bunu iyi alışkanlık haline getirdin. Hayır. Hayır. Allah'ım sese bak ya. Hayır. 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 Hayır bak Asil senin şey oyuncaklarını bak hadi git. Hayır. Hayır. Bak şimdi yastıklarına çıkaracaksın yani ya. Bana mı atacaksın yastığı içine hadi at. Bak. Gir içine, içine gir içine, içine. Allah Allah. Hakan asıl işi sen yattıktan sonra yapacaksın herhalde annemle. Ben onu gösteriyorum. İsmail heyecan var mı? Var. Ağız mı çok mu? Çok. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Evet. Hadi bakalım hayırlısı. Artık bu akşam bol dua edersin. Yarın İsmail. Seferler iptal olmasın. İsmail dememe sebebi ne biliyor musun? Her zamanki şey. Her zaman ne yapıyorsunuz siz? Bir şey olmuyor. Emin misin? Eminim. Bu suratı kim çizdiğine?
Ya Allah aşkına. Çok oldu. Çok olmamış. Bu daha yeni bir çizik. Bu yeni burası. Yeni yani. Şimdi gördüm bak. Ya sana ilk defa diyorum. Çocuğun önüne yatma. Yatma. Artık yatmıyorum ki. Artık yatmıyorum ki. Az önce yine yapıştı. Bağırmıyordum. Sana kızacağım. Sana ona kızmayacağım. Artık sana kızacağım. Neden? Onun önüne yattığın üzerime için. Üzerime geliyor ki. Üzerime. Ya o çocuk sana, o çocuk senden kuvvetli mi? Hayır bak. Buradan. Ha, bu senden kuvvetli mi değil? Buradan şey yaptığımızda oturduğumuzda gelme kumandanın elinde oluyor. Bir şey olunca hemen yapışıyor, kumandayı vermiyor artık. İyi yaşa. Güzel Hakan'la, yaşa. Hakan'la baş bir şey olunca bana kumandayı hiç vermiyor. Acaba bu evin abisi kim? Ben. Acaba bu evin abisi İsmail ama bu evin de kabadayısı bu. Şu var ya şu derler ya pikme. Ben buna pikme diyorum bak. Ben buna karabiberli pilav yedirmiştim. Şimdi karabiberden dolayı hapşırıyormuşum. Evet valizlerimizi artık yavaş yavaş hazırladık. Sonra tuşları zaten sabah yapacağız. Sabah kapatacağız inşallah. Saat 9'dan sonra, 9.30'dan sonra kapatacağım. Ay saçım başım dağılmış hiç görüyor musun? Bir şey gibi oldum. Derler ya şam şeytan gibi. Yarın saat 9-9.30 gibi metroyu aradıktan sonra, firmayı aradıktan sonra valizleri o zaman kapatacağım tabii ki de. Ama ben yine kendimce hazırlıklarımı yapacağım. Anneciğim git şuna şey yap. Asil yapma aşkım. Oh, bu akşam inşallah Allah kısmet ederse erken yatıp sabah da erken kalkmayı planlıyoruz. Tabii ki şundan vakit şey olursak. Neyse arkadaşlar bugün koşturmacayla geçti. Bazı işlerimi hallettim. Dışarıdaki işlerimi sağ olsun kardeşim de Hakan'la ilgilendi. Allah razı olsun. Çünkü Hakan dışarıya çıksaydım hem dışarısı soğuktu hem de işlerimi tam olarak halledemezdim. Zaten çocuk da durmazdı. Bankada birkaç yerde işlerim vardı. Onları hallettim. İsmail'cim telefonu aldım. Ha, gördüm. Gördün mü? Evet. Görmüş. Yarın onu halledelim seninle hem otobüste yolda giderken. Bak ya şimdi de kameraya saldırıyor. Bak. Balık balık. Balık balık. Ah ayağı. Hakan. Hatları değiştirelim olmazsa o senin hattını şeye takalım. Telefonu? Tamam. Unutu takalım. Onu bu akşamdan şarja takalım ki. Tamam. Şarj olsun. Şarj hiç yok. Hiç sıfır. Sıfır kapandı şu anda. Ha. O yüzden. İsmail uykusu gelmiş. Gözlerinden belli. 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 Senin göz altların da iyi. Geçen uykusuz kaldı. Gözaltı İsmail direkt morarıyor. Uykusuz evet. Kaldığında hemen. Ve İsmail'in bugün teyzesi de fark etti. Geçen anneannesiyle bu teyzesi de fark etti. İsmail kilo almış dediler. Evet İsmail çok güzel kilo aldı. İsmail yanakları var ya yumurta gibi oldu. Yumurta şuna bak. Şuna. Allah'ım çok güzel oldu senin yanakların. İsmail böyle daha güzel. İsmail diyor ki ben kilo vereceğim. Hayır. Böyle o kadar güzel oldu ki şu yanaklara bak. Ay aşkım. Uykusu gelmiş. Onun belli suratından da belli. Evet. Evet. Sürekli. Evet. Anneyi de istedim. Evet arkadaşlar biz yavaş yavaş kaçalım. İzninizi isteyelim. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Like it. Yapma. Yavaşça. Like it. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşça kalın.